Selamünaleyküm. İstiklal için ihtiyar. Yani bir seçme hakkı kullanma yeterliği gösteren gösterme işi. Bu başlıkta bir konuşmayı Maraş'ta yapıyoruz. Çünkü bu başlıkta konuşma en çok Maraş'a, Kahramanmaraş'a yakışır, yaraşır. İstiklal Harbimiz 3 veçeye sahiptir. Bunlardan birincisi Kahramanmaraş'ta başlamış olandır. İkinci veçesi İstiklal Harbimizin Kazım Karabekir'in kumandasındaki ordumuzun doğuda yaptığı, verdiği mücadele, yaptığı cihat denebilir. Üçüncü veçesi de bir Atina-Ankara çatışması gibi anlaşılan kısmıdır. İstiklal Harbimiz Maraş'ta başladı. Eğer burada başlamasaydı bugün biz bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bildiğimiz devlete ve bu toprakların hükümranlığına vasıl olamayacaktık. Şimdi bu sözlerin günümüzde önemi azaldı, değeri düştü. Hatta bu sözlerin söylenmemesi için birçok tedbir alındı. Biz İstiklal Marşı Derneği olarak 2007 yılında İstanbul'da kurulduk. Kurucu yönetim kurulumuz üyelerinden bir tanesi İstanbul'da oturmadığı, Sivas'ta oturduğu için ilk şubemizi Sivas'ta açtık. Daha sonra sayıları 10'a varan teşkilat birimlerimiz oldu. Bu birimlerden hiçbiri Maraş'ta değil. İstiklal Marşı Derneği kuruluyor. Üzerinden 4 sene geçiyor. Ve Maraş'ta İstiklal Marşı Derneği'nin bir şubesi yok. Bu normal bir şey değil. Bu anormal bir şey ve kasten kafirlerin temin ettikleri bir şey. İstiklal Marşı Derneği'nin Maraş'ta bir şubesinin olmaması İstiklal Harbimizin kıymetini azaltmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ben bu son gelişimde Maraş'a geldiğimde bana İstiklal Savaşı'nda Maraş diye bir kitap hediye edildi. Ve bu kitabın içinde henüz okumadım. Yani bu elime geçeli 2 saat kadar oluyor. Ama bunu bana hediye eden arkadaş bizim yaygın olarak bildiğimiz suç imam hikayesinin pek hakikati yansıtmadığını aslında o sırada camide arka saflarda bir karışıklık olduğu ve oradan cemaat içinden bayraksız namaz olmaz nidalarının yükseldiğini öğreniyoruz. Bu kitabın da tanıtma
kısmında okudum ki bu kitabın neşri epey zorlanmış. Yani kafirler böyle bir şeyin bilinmesini de istemiyorlar. Yani İstiklal Harbimiz bazı öncülerin, bazı liderlerin, bazı başı çeken insanların inisiyatifiyle başlamış ve sona ermiş bir harp değil. İstiklal Harbi doğrudan doğruya Müslümanlığını en yüksek değer olarak bilen milletin başlattığı ve nihayet erdirdiği bir şey. Yani o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak derken orada milletin başında görünen insanların esamesi okunmuyor. Doğrudan doğruya millete göndermedir. Yani bizim İstiklal Harbimiz milletin her şeyi göze alarak her şeyi canı, cananı, bütün varını kaybetmeyi göze alarak elde edilmiş bir zafer. Şimdi İstiklal Harbimiz bizim yakın tarihimiz diyebiliyoruz. Üzerinden 90 sene geçti. Ve 90 senenin sonunda başladığımız yerin çok gerisine düştük. Yani biz İstiklal Harbi'ne başladığımız sırada millet nedir sorusuna bugün verdiğimizden daha doğru, daha dolgun, daha yerinde bir cevap verebiliyorduk. Bugün o cevabı tereddütle ve çekingen olarak verebiliyoruz. Millet nedir sorusuna verdiğimiz cevap 90 sene önce daha sarih, daha sahih bir cevaptı. Şimdi tarih dediğimiz şey Türkçe'de tarih Arapça bir kelimedir sanabilirsiniz. Bizim Arap lisanının sarf ve nahvine uygun olarak tekellüm ettiğimiz birçok şey Türkçedir aslında. İstiklal kelimesi bunlardan bir tanesidir. Araplar istiklal kelimesini bizden işitmiş ve öğrenmişlerdir. Onlar, Türkler istiklal kelimesini telaffuz edinceye kadar böyle bir kelimeden haberdar değillerdi. Onun için dilimize Arapça ve Farsça kelimeler girmiştir gibi bir dangalaklığı herkes akademik bir veri olarak kabul eder. Bu tamamen bir saçmalıktır. Hiçbir değeri yoktur. Bizim konuştuğumuz lisan Müslüman olduğumuz için konuştuğumuz bir lisandır. Ve doğrudan doğruya esasını, özünü, dokusunu Kur'an'dan devşirmiştir. Tarih kelimesiyle İngilizce, Fransızca, Latince, Yunanca historia, history, histoire, bu kelimeler aynı şey değildir. Bu kelimeler historia, histoire, geçişte bunlar, bu kelimeler bizim hikaye dediğimiz şeyi ifade eder. Historia kelimesiyle Arapça esatir, usture kelimesinin
akrabalığı vardır. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e ilk itiraz edenler Resulullah'ın Esatir-i Ebeliğin anlattığını iddia ediyorlardı. Onların tarih diye bildiği şey, gavurların mitolojiye diye bildiği şeyle akrabadır. Biz Türkçe'de tarih kelimesini nasıl kullanıyoruz? Mesela evrakların tarih ve numarası var, değil mi? Ne diyoruz? Ben şu tarihte Maraş'a gelmiştim. Yahut tarihi bir vakadan bahsettiğimiz zaman ne zaman olduğunu tasrih edebileceğimiz bir vakayı kastediyoruz. Onun için yani gavurların anladığı history, histoire, geçikte, historia bunlardan farklı bir tarih görüşümüz, tarih kavrayışımız var bizim. Bu da doğrudan doğruya neyin ne zaman olduğunu tayinle alakalıdır. Buradan bir mana çıkarırız. Tarihin manası hangi sıralamayla olayların cereyan ettiğini bilmek, neyle ne arasında ne kadar müddet geçtiğini bilmekle alakalıdır. Manayı buradan çıkarırız. Şimdi Hristiyan takvimine göre Maraş 20 Ocak 1920 tarihinde İstiklal mücadelesine başlıyor ve 10 Şubat 1920'de Maraş istiklalini elde ediyor. Yani birebir göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa mücadele 20 Ocak 1919'da başlıyor. 20'de başlıyor. Ocak Şubat. Maraş sınırları dışına gavur püskürtülüyor, öyle mi? Şimdi 20 Ocak'tan 10 Şubat'a kaç gün var? 21 gün var. Bu bir tevafuk. Çünkü bizim Sakarya Meydan Muharebemiz bu kadar zaman sürmüştür. 21 gün 21 gece sürmüştür. Bu tarihlerden anlayacağımız şey şudur netlikle. Maraş'ın istiklali Sakarya Meydan Muharebesi'nin provasıdır. Bu prova yapılmamış olsaydı son performans gösterilemezdi. Devam ediyoruz. Urfa 9 Şubat 11 Nisan. Yani Maraş'ta gavura karşı mücadele muvaffakiyetle sona erdikten sonra Urfalılar bundan cesaret alıyorlar demektir. Daha doğrusu yani Urfalılar Maraş'ta mücadele başarıyla sonuçlanmasaydı harekete geçmeyecekleri manasında değil. Fakat müşahhas olarak bu iş oldu diyerek harekete geçiyorlar. Antep'in istiklali biraz inişli çıkışlı. Onun için verdikleri tarih 1 Nisan 1920 ile 8 Şubat 1921. Benim asıl dikkati çekmek istediğim şey şu. Bu milletin başının çaresine bakabileceği
korkusuyla birileri harekete geçti. Eğer bu millet başının çaresine bakmayı başarabilirse, o zaman bu milletin hakkını yiyerek, bu milletin başında bulunanların hesabı da çok kolaylıkla görülebilirdi. Onun için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani bırakırsak bu millet alır başını gider. Onun için biz duruma hakim olmalıyız. Vaziyet etmeliyiz. Fikri birilerinde hazır bulunuyordu ve bu fikri kuvveden fiile geçirdiler. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart 1920'de 21'de İstiklal Marşı'nı milli marş olarak kabul etti. Biz o günlerin hangi ihtiyaçlar esas alınarak yaşandığını hatırlatmak mecburiyetiyle hareket ediyoruz. Bugün Türkiye'de İstiklal Harbi'nin mağluplarının galibiyetlerini ilan etmek üzere hazırlandıkları yere geldik. İstiklal Harbi'nin mağlupları mağlup olur olmaz mağlubiyetlerinin acısını çıkarmak üzere harekete geçtiler. Mağlup olur olmaz. Biz bugün bunu şey yaptık, nedir onun adı, ister istemez kabul ediyoruz ama bizi yenmiş olmanızın acısını çıkaracağız ve bizi yendiğimize pişman edeceğiz diye hareket ettiler ve burada hiçbir zaman fasıla vermeden bizi bugün ne getirdiler. Bunları mufassal bir şekilde konuşmak gerekir. Nedir işin aslı esası? Türkiye Cumhuriyeti niçin var ve niçin Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki sınırları titizlikle ve kıskançlıkla muhafaza edilmelidir? Bunu anlamamız gerekir. Anlamadığımız takdirde İstiklal Harbi'nden yeni çıkanlar kendilerini yenenleri köle olarak kullanacaklardır. Şu gün zaten buna kısmen başlamış haldeler. Şu anda İstiklal Harbi'nin galipleri bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ister istemez köleliği yaşamaktadırlar. Şeylerin, yani mağlupların köleliğini yaşıyorlar. Şimdi neden böyle oluyor? Bu modern dünya dediğimiz şey bilhassa 1945 yılından itibaren insanların üzerinde kontrol tesis etmek suretiyle çarklarını çeviriyor. İnsanlar üzerinde kontrol tesis ediliyor. Ne demek insanların üzerinde kontrol tesis etmek? Bu dünyanın kontrol eden ve kontrol edilen toplumlar olarak ikiye ayrılmasıyla anlaşılabilir. Türk hakimiyeti, yani 13. asırdan 16. asrın son çeyreğine kadar devam eden Türk hakimiyeti bir
kontrol düzeni değildi. Yani Türkler emirleri altındaki milletleri kontrol ederek değil, bilakis onları hayat haklarını tanıyarak, tabii bir bedel mukabilinde devam ettiler. Ama Batı medeniyeti dediğimiz sistem başından itibaren, yani 14. asırdan itibaren bir kontrol mekanizması olarak büyüdü ve en son safhada 1945 yılından itibaren dünyanın kontrol eden ve kontrol edilen bölgelere ayrılması suretiyle gücünü pekiştirdi. Bir ama içeri girdiği zaman kadınların, ama bir erkek içeri girdiği zaman kadınların örtünmelerini söylüyor Resulullah. Kadınlar diyorlar ki ya ama o kör, o ama bizi görmüyor. Örtünmemize ne gerek var? Resulullah ne cevap veriyor? O sizi görmüyor ama siz onu görüyorsunuz. Şimdi bu günümüzde, yani biz dinimizi bize ne öğretildiğini bilmeden öğrendiğimiz için, yani dinimizi öğreniyoruz ama bize ne öğretildiğini bilmeden. Şimdi bu vakadan ve bu hadisten haberdar olan insan televizyonun kendi evinde ne iş gördüğünü anlamıyor. Bu hadis bize televizyonun evimizde ne iş gördüğünü anlatıyor. Yani hadis-i şerifin doğduğu ortama tekrar nazar atfedersek, bizler, televizyon seyreden bizler, seyretmesek bile televizyonu açık bulunduran bizler, yaşadığımız dünyada ama erkeğin avret yerine bakan kadınlar gibiyiz. Televizyon bizi görmüyor diye düşünüyoruz. Halbuki televizyon bizi görüyor. Çünkü biz televizyona göre hareket ediyoruz. Televizyonun bize gösterdiği, inansak da inanmasak da hayatımızda bir gedik açıyor. Biz her bakışımızda televizyondan yaralanıyoruz. Bunun farkında olmayabiliriz. Ama her televizyon yayını, bu sinemayla aynı şey değil. Sinemayla televizyon aynı şey değil. Çünkü sinemaya hangi filmi göreceğinizi önceden, yani en azından birkaç saat önce bilerek, ikincisi bunun için bir para ödeyerek, üçüncüsü hayatımızda normal olarak kullanmadığımız bir sahayı işgal ederek, sinema salonunu işgal ederek televizyonla ilişki kuruyorsunuz. Tövbe. Sinemayla ilişki kuruyorsunuz. Yani sinemanın size yapacağı tesir hiçbir zaman televizyonun size yapacağı tesir değildir. Çünkü siz pijamalı olarak da, dişinizi fırçalarken de, kakanızı yaparken de televizyon seyredebiliyorsunuz. Bu ne demektir? Televizyon yayınının sizi her normal halinizde ya da kendinizi rahat hissettiğiniz her zamanda
tesir altında bulunduracağını kabul etmiş oluyorsunuz. Yani siz onu televizyon yayınını bir yakınınızı dinler gibi, onunla münasebet kurar gibi karşılıyorsunuz. Sinema öyle değil. Sinema dediğim gibi, yani sinemaya pijamanızla gidemezsiniz. Yani eğer o sıralarda pijamayla dolaşmak moda değilse de. Şimdi bu doğrudan doğruya siyasi hayatımızla alakası var. Yani bizler bizi kontrol edenlerin bize sunduğu şeyin tabii, normal, yerinde, güzel olduğunu sanarak yaşıyoruz. Bizi kontrol edenler başka bir sunuş biçimi olmadığına bizi ikna ederek bize bir şey veriyorlar. Yani bu politik hareketlerde de böyle. Yani birçok şeyi kaçınılmaz sayarak kabulleniyoruz. Winston Churchill'in bir sözü var. Diyor ki, Amerikalılar her zaman en doğrusunu yaparlar. Diğer bütün alternatifleri yok ettikten sonra. Amerikalılar her zaman en doğrusunu yaparlar. Diğer bütün alternatifleri yok ettikten sonra. 1945 yılından sonra dünya böyle bir kontrol mekanizması altında ömrünü deveran ettirdi. 1945 Türkiye'de savaşın Amerika Birleşik Devletleri tarafından kazanılmış olmasının yanı sıra Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın sona ermesi sebebiyle bir sarsıntı yılı oldu. 1945 yılında Almanlar Yare Null diyorlar, sıfır yılı. Yani Almanlar 1945'ten sonra sıfırdan başlamayı kabul ettiler. Biz büyük bir sarsıntıya uğradık Türkiye olarak. Bir yanda biz İkinci Dünya Savaşı'na Alman harbi demişiz. Almanlar harbi kaybetmiş. Biz hiçbir zaman İkinci Dünya Savaşı'nın galibinin Amerika olacağını hesaplayarak o yılları geçirmemişiz. Ama öyle olmuş. Amerika savaşı kazanmış. 45. O yıl, 1945 yılı, 1925 yılında imzalanan Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nın da sona erdiği yıl. Sovyetler Türkiye'ye diyorlar ki, biz artık kendimizi bu anlaşmayla bağlı saymıyoruz. Canımız cehenneme diyorlar bize. 1925 yılında, yani Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildikten İstiklal Harbi başarıyla sona erdirildikten 2 sene sonra biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sovyetler Birliği ile 10 yılda bir taraflar itiraz etmediği takdirde yenilenecek bir saldırmazlık paktı imzalıyoruz. 1935 üzerinden birinci 10 yıl geçtiğinde daha İkinci Dünya Savaşı patlamamış. Dolayısıyla taraflar itiraz etmedikleri için bir 10 yıl daha anlaşma yürürlükte kalıyor. Ama bu 10 yıl 6 yılı
savaş içinde geçiyor. Ve Türkiye savaşa girmiyor. Sovyetler Birliği savaşa giriyor. Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırdığı için. Şimdi Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir saldırmazlık paktı var. Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırdığı zaman bu anlaşma gereğince Türkiye'nin de Hitler'e saldırması lazım. Öyle değil mi? Müttefiki saldırıya uğramış. Böyle yapmadı Türkiye. Tamamen savaş içinde tarafsız kaldı. Nitekim Ruslar diyorlar ki bizim canımız okunurken siz bizi seyrettiniz. Biz daha sizden ne saldırmazlık paktı uygulayacağız. Yani Ankara telaşla Moskova'ya yalvar yakar oluyor. Aman ne olur devam edelim. İptal etmeyin bunu diye. Ama hayır, Ruslar dinlemiyorlar. Dinlemekle kalmıyorlar. Ne yapıyorlar? Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bırakılması, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde Sovyet denetiminin tanınması hususunda Ankara'ya nota veriyorlar. Bu Türkiye'nin büyük bir varlık telaşına kapılmasına sebep oluyor. Yani Türkiye tamam Ruslar her şeyimizi alacaklar korkusunu duyan insanlarla dolu oluyor. Şimdi bu insanlar neden bu korku duyuyorlar? Sıkıysa gelsin Ruslar bizim topraklarımızı alsın bakalım. Biz onların canını okuruz. Neden diyemiyorlar? Neden? İkinci Dünya Savaşı'na giremedik diye sebepten. Çünkü Cumhuriyet ilan edildikten sonra gerçekleştirilen inkılaplar henüz test edilmemiş. Savaş sırasında Türk milletinin bu inkılaplar dolayısıyla ne yapacağını Türk idarecileri bilmiyor. Onun için dışarıdan gelen her tehdit son derece ciddi bir tehdit. Çünkü içeriden bunun ne kadar destek bulacağını Türkiye'de Türkiye'yi idare edenler bilmiyor. Aynı şekilde Sovyet tehdidi doğduğu zaman da acaba buna içeriden sevinenler olacak mı? Şu veya bu sebeple harekete geçen olacak mı bilmiyor. Onun için ne yapıyorlar? 1949'da kurulmuş olan NATO'nun kollarına kendilerini atabilirlerse, 46'da Sovyetler veya Stalin nota vermiş. 46'da bir çok partili seçim olmuş ve 50'de iktidar değişikliği olmuş. Türkiye NATO'ya girebilmek için Kore'ye asker gönderiyor. Ve bu Türkiye'nin NATO'ya girmesi yolundaki itirazları ortadan kaldırıyor. Çünkü Kore savaşları sırasında Kunuri zaferi dediğimiz bir Türk zaferi var. İngiliz ve Amerikan kuvvetleri, daha doğrusu bütün Birleşmiş Milletler kuvvetleri kuşatma altında. Fakat bu kuşatmadan hayatlarını kaybederek zarar görecek olanlar bilhassa İngiliz ve Amerikan askerleri. Türklerin durumu biraz daha sağlam. Onlar herhalde bir yamaca dayanan bir yerdeler. Amerikan ve İngiliz askerlerinin canını kurtarmak üzere Türk birliği, albay
General Dora komutasında bir yarma hareketine girişiyor. Albay General Dora Türk bayrağını beline doluyor ve Türkler şehit sayısını bilmiyorum. Kayıtlarda var. Hatta benim toparlanıp gitmiyoruz. Kitabımın şeyinde de vardır. Ön sözünde. Birçok şehit kanıyla o kuşatma yarılıyor ve İngiliz ve Amerikan askerlerinin canı kurtuluyor. Bu tabii Amerikan basında özellikle o kadar övgüyle karşılanan bir şey ki kendilerinin canını kurtaran Türkler olarak Kunduz zaferi yüzünden bizim NATO'ya girme talebimiz reddedilemiyor. NATO'ya girdikten sonra biz mecburen Yunanistan'ı da NATO'ya alıyorlar. Çünkü Batı dünyasında Türkiye ve Yunanistan aynı ölçülerle değerlendiriliyor. Aslında özellikle Amerikan politikasında Yunanistan'ın bir parçası olarak Türkiye algılanıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi NATO'ya sokunca mecburen Yunanistan'ı da sokuyorlar. Bizden bir sene sonra giriyor Federal Almanya NATO'ya. Yani düşünün bizim Batı ittifakıyla iç içeliğimizin derecesini. 1942 yılına kadar Türk subaylarını Alman subayları eğitiyor. Yani Cumhuriyet ilanından 1942 yılına kadar. Neden 1942 yılına kadar? Çünkü 1942 yılına kadar Hitler'in savaşı kazanacağından herkes emindi. Hitler eğer diyordu Londra'yı bombalamamayı başarabilirsen, Amerika'yı savaşa katmamayı başarabilirsen yenilmem imkansızdır. Fakat bu ikisini de yapamadı. Hem Londra bombalandı, Londra'nın bombalanması üzerine İngiliz savaş uçakları öyle bir intikam hareketine geçtiler ki Dresden başta olmak üzere birçok Alman şehri yerle bir edildi. Böylece iki millet arasına gerçekten ciddi bir kan girdi. Halbuki bunlar amcaoğulları sayıyorlardı birbirlerini. Ama bu hava saldırıları bu iki toplumu kanlı bıçaklı hale getirdi. Almanya bizden bir sene sonra NATO'ya girdi. ...50 yılında Türkiye'deki iktidar değişikliği Cumhuriyet ilanından itibaren Türk milletinin başında kimler olmaması gerektiğini tayin eden bir iktidar seçildi. Yani 50 seçimleri 14 Mayıs 1950'de gerçekleşen seçimler genel seçim Demokrat Parti'nin zaferiyle sonuçlanmadı. Ya ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hezimetiyle sonuçlandı. Bu ikisi aynı şey değil. 1954 yılında Türk milleti sarhoşça oy vermediğini, bunu bilinçli bir şekilde tercih ettiğini, ihtiyarı olduğunu, istiklal için ihtiyarı olduğunu belli etti ve 1954 yılında Demokrat Parti 50'den aldığından daha fazla oy alarak iktidarda kaldı. Akabinde bir erken seçim var 1957 yılında. Demokrat Parti kaynaklanan kazanların aleyhinde sonuçlar vereceğinden korktuğu için seçimi bir yıl erken aldı. 58'de yapılması gereken seçim 57'de yapıldı ve işte Uşak, Nevşehir, Adıyaman gibi vilayetler üretildi. Demokrat Parti seçimi kazanabilsin diye.
Ve o seçimi de Demokrat Parti kazandı. Fakat 54'ten daha az oyla. Yani 27 Mayıs 1960 ihtilaline Cumhuriyet Halk Partisi yakasından yapılan itirazların bir kısmı şu şekildedir. Bu ihtilal olmasaydı biz zaten seçimle Demokrat Parti'yi devirecektik diye bir iddia vardır. Ama artık Demokrat Parti devrildiği için bu iddianın nereye oturduğunu ölçemiyoruz, tespit edemiyoruz. Şimdi ne demiştik? 1942 yılına kadar Alman subayları Türk subaylarını eğitti. 1942 yılında artık Hitler'in mağlup olacağı kesinleştiği için bazı çevrelerce Türk subaylarının eğitimini Britanyalı subaylar, İngiliz subaylar devraldı. Fakat biz NATO'ya girdikten sonra Türk subaylarının eğitimi Amerikalıların eline geçti. Amerikalılar Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle beraber Türkiye'nin bütün hayat kaynaklarını kontrol altına aldılar. Onlara ihtiyar bırakmadılar. Önce birçok stratejik maddenin Türkiye'de üretilmesine, bunlardan bir tanesi pil mesela. Biz NATO'ya girmeden önce bütün Türkiye'nin pil ihtiyacını yerli üretimle karşılayabilen bir ülkeydik. Ama ondan sonra Amerikalılar dedi, biz size istediğiniz kadar pil vereceğiz, boş verin, pil üretmeyin dediler. Onun için İstanbul'da Beret bir otobüs durağı olarak kaldı. Buna benzer birçok şey yapıldı ve 8 sene sonra Amerikalılar Türkiye'ye hakim olmanın dönülmez virajı olarak 27 Mayıs 1960 hareketini ne yaptılar? Başardılar. Bu 27 Mayıs ihtilali içinde bir ihtilal daha yaptı. Buna 14'ler hareketi diyoruz. Yani 27 Mayıs'ta ortaya çıkan Milli Birlik Komitesi içinden Alparslan Türkeş'in başını çektiği bir grup kendi ihtilalci arkadaşlarına karşı harekete geçti ve Cemal Gürsel'i ayağından vurdu. Cemal Gürsel'i Alparslan Türkeş. Ve fakat 14 hareketi başarıyla sonuçlanmadı. Bu 14'ler göya cezalandırıldılar. Yani Milli Birlik Komitesi'nden atılmak suretiyle ama mesela Alparslan Türkeş Yeni Delhi'ye büyükelçi olarak tayin edildi. Yani buradan bu işin ne kadar Amerikan tezgahı olduğunu anlamak çok zor değil. ...1960 yılının Mayıs ayının 27 Mayıs sabahı gerçekleşen hadise bizim Maraş'ta başlattığımız hareketin artık geçersiz olduğunu ilan eden harekettir. Türk istiklali artık Türkiye'de bahis konusu değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Celal Bayar'ı tevkif etmek üzere gelen subaylara Celal Bayar ne diyor? Beni tevkif edemezsiniz. Ben komitacıyım diyor. Yani bu devletin kuruluşunda esas kadro diye bir şey varsa ben o esas kadronun içindeyim. Beni nasıl tevkif edersiniz? Ama ediyorlar. Muhsin Batur Eskişehir'de Adnan Menderes'i tevkif etmek üzere gittiğinde Adnan Menderes'in bir deklarasyonu yok. Celal Bayar gibi beni tevkif edemezsiniz demiyor.
Sadece şu soruyu soruyorum. Suçum nedir? Muhsin Batur da ben efendim size suç isnat edecek bir mevkide değilim diyor. Şimdi yani 27 Mayıs 1960'a kadar Türkiye kendi başının çaresine bakmayı üstlenmiş bir ülke olarak hayatını devam ettirdi. Ama bu tarihten sonra artık Türkiye'nin kendi başının çaresine bakmasına müsaade edilmeyeceği dünya sistemi tarafından kafasına tokmak vurularak belirtildi. Bundan sonra Türkiye'de yaşayan vatanını seven insanlar ne yaparız da hala Türkiye'yi dünyada kıymeti takdir edilen bir ülke olarak muhafaza edebiliriz sorusuna cevap bulmak üzere sosyalist bir dönüşüm geçirme projesi geliştirdiler. Eğer Türkiye kendi dinamiklerini harekete geçirerek, kendi halkının rızasını kazanarak sosyalist bir yönetim sağlayabilir, sosyalist bir dönüşüm geçirebilirse, dünyadaki diğer Türkiye düşmanı unsurlar, Türkiye'nin haritadan silinmesi için bir faaliyet gösterseler bile bu faaliyetin sonucunu alamazlar düşüncesiyle bir hareket yapıldı. Şimdi Türkiye'nin haritadan silinmesi ne demek? Türkiye'nin haritadan silinmesi demek 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı sonu şartlarının avdet etmesi demek. Sevr anlaşmasına göre Amerikan Başkanı Wilson bizzat şahsen Ermenistan Devlet Başkanı'nı tayin edecekti. Ve Ermenistan buraları da içine alıyordu. Sevr Anlaşması'na göre. Şimdi şunu anlayın. Bunu benim anlamam yıllar aldı. Dünyada bir ekonomik sistem var. Bu ekonomik sistem metropol, periferi esasına göre işliyor. Bu başlangıcını 14. asırda İtalyan site devletlerinde yapmış. Akabinde Hollanda'ya merkezini taşımış. Daha sonra Londra'ya nakledilmiş. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya sisteminin merkezinin Londra'da olduğu sırada kazanabildik. Ve bu sistem talimatların yukarıdan aşağı, değerlerin aşağıdan yukarı hareket ettiği bir esasla işliyor. Talimatlar yukarıdan aşağı nasıl iniyorlar? Neler yapılacağını finans gücüyle tayin eden büyük sermaye grupları vardır. Bunlar aşağıya doğru diyorlar ki size şu fiyata şu işi yaptırıyoruz. Siz şu parayı almak istiyorsanız şu işi yapacaksınız. 1990'lı yıllarda bu finans sistemi Türkiye'de yatırım yapacağı, yani paranın para getireceği alan olarak iki kalem tespit etti Türkiye'de 1990'lı yıllarda. Ve bu hala geçerli ama bunun insanlar sözünü etmiyorlar çünkü kendileri
zengin olmaya ve işte mal mülk sahibi olmaya, bu suretle de işte orada burada caka satmaya uğraşıyorlar ve bunu başarıyorlar. Türkiye bir eğlence alanında, iki futbol, spor değil, futbol alanında dünya sisteminin hızlı para transferi alanı olarak kabul edildi. Ve Türkiye'de futbolun kalitesi yükselmiyor ama futbol meşguliyetleri azmanlaştı, değil mi? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ya futbolun kalitesinde falan bir yükselme yok ama futbol faaliyetleri azmanlık içinde. Aynı şekilde fuhuş da dahil olmak üzere bütün eğlence sektörleri, bunun içine sinema, tiyatro, sahne sanatları, o dejenere müzikler, çarçur hepsi giriyor. Eğlence sektörü de aynı şekilde azmanlaştı. Yani bunlar Türkiye'nin kaldıracağı bünyede şeyler değil. Bunun numaralarını yapıyorlar. Tedbirlerini alıyorlar ve insanlar da buna çoktan razı çünkü ucunda para var. Şimdi istiklal için ihtiyar. Maraş Türk istiklalinin ihtiyar sahibi insanlar tarafından temininin başladığı yer. Bu aynı zamanda Türk istiklalinin Türk milletiyle olan irtibatının kurulduğu yer. Kazım Karabekir'in komutasındaki ordu az şey yapmadı. Daha sonra Atina-Ankara arasındaki yarışma da önemsiz bir şey değil. Ama hem Maraş'ta hem de Sakarya Meydan Muharebesi'nde sadece millet var. Sadece Türkler var. Şimdi bunu dediğim zaman ırkçılık yapıyorsun diyorlar bana. Halbuki gerek Maraş'ta gerekse Sakarya Meydan Muharebesi'nde hangi bayrak altından savaşıldığını unutuyor bu insanlar. Yani Türk bayrağının altında Bulgar olarak savaşamazsınız. Eğer Türk bayrağının altında savaşıyorsanız Türksünüzdür. Başka bir şey değilsiniz. Başka bir şey olamazsınız. Ama benim bayrağım başka diyorsanız gidin o bayrağın altında savaşın. Gidin o bayrağın nerede dalgalanması sizin için uygunsa onun altında. Nitekim 1918 yılında Türk bayrağının altı bu topraklarda en tehlikeli yerdi. Can ve mal emniyetinin en çok riske girdiği yerdi. Ama İstiklal Harbi, Maraş'ta başlayan İstiklal Harbi ve Sakarya Meydan Muharebesi'yle sonuçlanan İstiklal Harbi öyle bir sonuç doğurdu ki bu topraklarda en güvenilir yer, en çok itimada şayan yer Türk bayrağının altı oldu. Onun için meseleyi, yani bugün insanlar okullarda Türk'üm doğruyum denilmesine de itiraz ediyorlar. Okullarda söylenen Türk'üm doğruyum lafı o bayrağın altında olmanın ifadesidir. Başka bir şeyi etten kemikten bahsetmiyor. Zaten şunu kafanıza çakın. Türk milleti denilen şey ne bir etnik unsurdur, ne bir kültürel bütündür, ne de bir siyasi tavırdır. Türk milleti ancak mevcudiyetini Türk olmayanlara kabul ettirdiği zaman görülebilen bir millettir. Tekrar edeyim mi cümlemi? Türk milleti mevcudiyetini Türk olmayanlara
kabul ettirdiği zaman görülebilen bir millettir. Türk olmayanlara mevcudiyetini Maraş'ta da kabul ettirdi, Urfa'da da kabul ettirdi, Antep'te de kabul ettirdi, Sakarya'da da kabul ettirdi. Ve tıpkı o çocuğun dediği gibi biz hayatın müsbet tarafını temsil eden bir milletiz. Yani yeryüzünde yaşanan her şeyin müsbet tarafını biz temsil ediyoruz Türk milleti olarak. Ne demek bu? Ucuz bir böbürlenme değil. Biz dünyada insanlar arasındaki ilişkilerin rızaya değil, memnuniyete dayandığını göstermiş bir milletiz. Yani insanlar Türk hakimiyeti altında razı oldukları için değil, memnun oldukları için bulunuyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Türk olmayanlar da Türk hakimiyeti altında buna boyun eğdikleri için değil, bundan istifade ettikleri için bulunuyorlardı. İstifade ettikleri için ve memnun oldukları için. Bunu birazcık tarih merak olanlar birkaç sayfa okuduktan sonra anlayabilirler. Şimdi ne dedik? Kontrol altında yaşıyoruz. Bize ihtiyar hakkı tanımıyorlar. Bizim seçmede bulunmamız birilerinin işine gelmiyor. Ben İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı olarak Türkiye'de bu tercih hakkının kullanılması halinde Türkiye'de hiçbir kötülüğün yaygınlaşamayacağı ve her iyiliğin yerine oturacağı bir dünyanın habercisi olmaya, bütün bu ülkede yaşayanları olduğu kadar Maraşlıları da davet ediyorum. Şu manada ki biz en kısa zamanda Maraş'ta bir şube açmalıyız ve Maraş'ta şube açtığımız zaman bunu alenen söylemekte hiç beis görmüyorum. Maraş, Antep, Urfa, Adana hattımız tamamlanmış olacak. Bu hattı tamamladığımız zaman bütün Türkiye'yi kontrol altına alacağız. Yani kontrol altında olmaktan Türkiye'yi uzaklaştıracağız. Türkiye İstiklal Harbi'ni kaybedenlerin bu mağlubiyetin acısını çıkarmak üzere yaptıkları hareketlerle bir şekilden bir şekle girdi. Şimdi mekanizmayı anlayın. Şimdi ben her Maraş'a geldiğimde yapılar, caddeler, marketler hepsi değişmiş oluyor. Ve daha modern, daha parlak hale gelmiş oluyor. Şimdi bir kafanızı çalıştırın. Türkiye üretim gücü bakımından, mali imkanlar bakımından daha iyi duruma gelmediği halde nasıl oluyor da bu makyaj, bu süslenme gerçekleşebiliyor? Bunu birileri bilhassa birilerinin eliyle yapıyorlar. Şimdi İstiklal Harbi'nin kaybedilmesi sonucunda bunun acısını çıkarmak isteyenler kimler? İstiklal Marşı, İstiklal Harbi'ni kimler kaybetti? Eğer İstiklal Harbi Türkler tarafından kaybedilmiş olsaydı ne olacaktı? Türkiye diye bir şey olmayacaktı. Ne olacaktı?
bir Kürdistan olacaktı. Bir Ermenistan olacaktı. Ve Büyük Yunanistan kurulacaktı. Pontus olacaktı. Bunlar olacaktı. Ama bunlar olmadı. Bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti oldu. Şimdi dünyada işleyen mekanizma, her sermaye açılımı evresinde Türkiye'de belli bir mali imkanı büyümüş zümre üretiyor. Bunun en gözle görülür kısmı uyuşturucu kaçakçılığı. Biliyorsunuz buralarda, biraz daha güneyde yıllarca ne denirdi? Bir avuç toz, bir otoboz. Denmiyor mu? Yani eroin, bir avuç eroin kaçırabildiysen bu sana bir otobüs sahibi olma imkanını veriyor. Bu en belli olan kısım. Ama dünya sisteminin piramidin yukarılarında bulunan Ermeni, Rum, Yahudi unsurları Türkiye içinde kendi kollarını çok belli yollarla, hatta meşru yollarla, bunun için kanunlar falan da çıkarıldı hep, palazlandırdılar. Bugün hep ticaretle uğraşanların hepsi bilir. Yani bir mal ithal etmek istediğiniz zaman İngiltere'deki, Fransa'daki, Kanada'daki, İtalya'daki firma der ki biz filancalarla çalışıyoruz, onlarla irtibat kurun. Böyle demez mi? Bilmiyor musunuz bunu? Dolayısıyla bu iş böyle yürüyor. Bunu anlamayacak, bunu görmeyecek bir şey yok. Yani dünyada finans gücü çok yüksek olan unsurlar Türkiye içinde kendi kollarını palazlandırıyorlar. Bugün Türkiye'de bir şeylerin iyiye gittiğini söylemek, onların işinin iyiye gittiğini söylemekten başka bir şey değil. Türkiye'de işler iyiye gitmiyor. Onların işi iyi gidiyor. Sonunda da kazançlı olan onlar olacak. Şimdi buna karşı bunların kazançlarını kesmek, efendim sermaye aktarım imkanlarını baltalamak bir çözüm değil. Bir tek çözüm var. O da Türkiye'de bir milli pazar tesis etmek. Yani kendi insanımızın elinden çıkan şeylerle kendi insanımızın yüksek hayat standartını temin etmek. Yani eğer ve bu bakımdan Türkiye hiçbir noksanı olmayan bir ülke. Yani dünyada birçok şey filanca şeyimiz yok deyip kendi kendine hayıflanabilir. Ama Türkiye'de bütün organizasyon Türkiye'nin kendi imkanlarını kullanmamak üzere yeniden şekillendiriliyor hala. Her yıl, her ay. Türkiye'de çıkan kanunlar ki reformlar falan filan diyorlar. Hepsi dünyada Türkiye'yi haritadan silmek isteyen güçlerin işlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlemelerdir. Hepsi. Birisi ikisi değil. Dolayısıyla buna engel olmak diye bir şey, uğraşacağımız bir şey değil. Çünkü her zaman hasmının hareketlerine dikkat ederek kendini ayarlarsan sonunda hasmının bir benzeri olursun. O yüzden bizim yapacağımız iş kendi milletimizin istifade edebileceği bir münasebetler zincirini başlatmak ve kendi gücümüzün yettiği alanlarda tavizsiz olmak. Bunu başarmak çok zor bir şey değil ama önce istemek ve buna gönül vermek gerekiyor. Ha, bu da zorlu olacak bir şey değil. Bunun insan kendi seviyesini yükseltmedikçe bir şeyler aklı ermez. Yani bu
doldurma akıllı olacak bir şey değil. Kim, ben de dahil olmak üzere hiç kimse size en doğru hareketi öğretemez. Siz kendiniz en doğru hareket konusunda titizlik göstermedikçe doğru harekete varamazsınız. O yüzden yani kendi başına insanlar bu iş vazgeçilmezdir diyerek birbirleriyle dayanışacaklar, haberleşecekler, bir şey çıkaracaklar ortaya. Yani biz İstiklal Marşı Derneği içinde bunun bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar pek başarılı olduğumuz söylenemez. Çünkü İstiklal Marşı Derneği'nin neyi hedeflendiği, Türkiye düşmanları tarafından gayet iyi bilindiğinden bizim adım atmamıza, mesafe kat etmemize engel olabilecek birçok unsur harekete geçiyor. Her neyse, yani düşmanından şikayetle de bir yere varamaz. Çok tekrar ettiğim Sabahattin Ali'nin bir sözü var. O bir yerde diyor ki, Türkiye'nin iyi işler çıkaramamasını düşmanlarının faaliyetlerine bağlayanlar, karısının aşufteliğini etrafta çok fazla çapkın olmasıyla açıklayanlardır. Yani Türkiye yapamıyor hiç iyi bir şey, çünkü hep düşmanlar mani oluyorlar buna. Dediğin zaman sen de şey, ne yapsın kadın, etraf zamparalarla dolu, tabii böyle olacak diye bir gerekçe getirmiş oluyorsun. Şimdi ahlayıp bağlamakla bir yere varamayız. Ama olan şeylerin gerçeğini fark etmemek suçtur. Yani ahlakla akıl birbirini destekleyen şeylerdir. İnsan çok akıllı fakat ahlaksız olmaz. Çok ahlaklı fakat akılsız da olmaz. Ama bize yutturulan şeylerden birisi odur. Yani deriz ki ya çok saf adam ama çok dürüst. Olmaz böyle bir şey. Yani salağın birisi, dürüstlüğü sadece birilerine boyun eğmekten ibarettir. İnsanlar akıllı oldukları kadar ahlaklı, ahlaklı oldukları kadar da akıllıdırlar. Yani bir insan enayi olduğu için hırsızlık yapmıyor diyemezsin. İnsan hırsızlık yapmıyorsa akıllı olduğu için hırsızlık yapmıyordur. Yani ahlak ve akıl aynı kapta bulunur. Bizim başımızın çaresine bakmamız, bir konuda ısrarda göstermek başarısızlıktır. Yani akıl, ahlak dediğimiz zaman bu iş içine metanet de giriyor. Esma-i Hüsna içindeki isimlerden birisi Metin'dir. Değil mi? Biz de çocuklarımıza Metin ismini koyarız. Metanet. Şimdi biz bu metaneti Cumhuriyet tarihi boyunca bir türlü gösteremedik. Mesela 1928 yılında yazımızı elimizden aldıkları zaman metanet gösterip yazımızı devam ettiremedik kendi aramızda. Ama bu 27 Mayıs 1960'tan sonra Türkiye'nin birçok ideolojik hırgür içinde canının acıması sırasındaki gevşekliğimiz, metinlikten uzaklığımız da bahis konusudur. Burada hem sosyalist bir dönüşümü engelleyen unsurlar, hem
İslami bir dönüşümü engelleyen unsurlar aynı unsurlardır. Türkiye'de sosyalist bir dönüşüm için harcanan çabalarla İslami bir dönüşüm için harcanan çabalar birbirinin içindedir. Ama birileri aldıkları talimatlar gereği bu iki faaliyetin de suyunu çıkardılar. Ama bugün vardığımız nokta itibariyle şunu iyi bilmemiz lazım. Türkiye'de siyasal İslam diye bilinen şey bilhassa ve kasten Türkiye'de İslami bir dönüşümün gerçekleşmesine mani olmak üzere başlatılmış bir şeydir. Onun için hiç tereddüt etmeyin. Bir şeyler ya insanlar değişti falan. Hayır. İnsanlar sadece ne mal olduklarını belli ettiler. Hiç insanlar değişmedi. Onlar saklıyorlardı ne mal olduklarını. Sonradan ortaya çıktı ne mal oldukları. O manada ifsad edici hareketler her zaman ifsad ettikleri görüşün aşırı savunulması ile sonuç aldı. Türkiye'de sol tandanslı siyaseti Maoculuk rüzgarı dejenere etti. Aynı şekilde İslami bir dönüşüm istikametindeki eğilimleri de İslam'ın dinlerden bir din ama en iyi din olduğunu savunanlar sulandırdılar ve sonunda da hiçbir işe yaramaz hale getirdiler. Bunu netlikle kavramamız gerekiyor. Neyi? İslam'ın doğuşunun dünyadaki bütün tek dünyalı veya tek dünyacı mantalitenin tasfiyesiyle ancak gerçekleşebildiğini anlamamız lazım. İnsan için öleceğini bilen varlık denir. Yani insandan başka canlılar öleceğini bilmezler. Ölürler ama öleceklerini bilmezler. Yani burada şeyi karıştırmayın. Yani kediler ve filler öleceklerini hissederler ama o zaman geldiği zaman. Ya ama insan çocukluğu terk eder terk etmez. Hatta çocukluk çağlarında bile ölümün ne olduğu hakkında bilgi sahibidir. Yani insan ölümün başına geleceğini anlaması için mutlaka hasta olması falan filan gerekli değil. Yani. Şimdi Alman filozofu Martin Heidegger diyor ki sadece insanlar ölür. Diğerleri telef olur. Onun için ha bu doğru mudur, yanlış mıdır? Ama yani ölüm insanların
dünya hayatı içinde geçirdikleri zamanın neye değdiğini bilmemizi sağlar bize. Ölüm bunu sağlar. Dünyada geçirdiğimiz hayat neye değer? Yani 1945 yılından bu konuşmanın başında bahsettim. 1945 yılını Almanlar sıfır yılı kabul ettiler. Türkiye için de bir dönüm noktası olduğu vesaire vesaire. O sırada savaşın galipleri arasında sayılan ülkelerden birisi Fransa'ydı. Ve Fransa'da Albert Camus baş kaldıran insan. Serlevalı bir kitap yayınladığı gibi L'Homme Révolté bir kendine mahsus eksistansiyelist bir görüş geliştirdi. Albert Camus diyordu ki kıyamet gününü beklemeyin. Her gün kıyamet günü. Şimdi savaşın galipleri, İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri 1945'ten sonra insan hayatının niçin yaşanmaya değer olduğunu keşfetmedikçe bir kurtuluş yolunun açılamayacağını savundular. Bu yüzden Albert Camus intihar düşüncesini fikriyatının merkezine yerleştirdi. Önce karar vermemiz gereken budur diyordu. İntihar etmeli mi yoksa yaşamaya devam mı etmeli? Eğer intiharı seçmediysek, eğer ölmemek tercihinde bulunduysak niçin ölmeyeceğimizi de bilmemiz lazım. Yani madem ölmemek tercihinde bulunduk, bu halde neden dünyada ömrümüzü tüketeceğiz? Bu konuda tercihlerini Müslümanlar Resulullah'ın risaletiyle, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla yaptılar. Ama bu işte çok sağlam temeller atabildiler mi? Hayır. Yani Müslümanlar her zaman bir git gel içinde bütün tarihlerini yaşadılar. Bu Asr-ı Saadet'te de böyleydi. Hicret gerçekleştikten sonra ya Ensar ya Muhacirin diye nidalar yükseldiğinde ve eller kılıcın kabzasına gittiğinde Resulullah kendisine en yakın ashabıyla birlikte şehri terk ederdi. Sonra bu insanlar ne yaptıklarını anlarlar ve Resulullah'ı geri çevirmek üzere adamlar gönderirlerdi. Yani tövbekar olduklarını göstermek için. Bakın bu Mekke'nin fethinden önce ve Mekke'yi fethedecek insanların aralarında olan şeyler. Aslında bu Müslümanlar aleyhine bir delil değil, Müslümanlar lehine bir delil. Çünkü biz Müslümanlar Hristiyanlardan ve Yahudilerden farklı olarak kurtuluşu tanımayan insanlarız. Müslüman haf ve reca içindedir. Allah'tan korkar ve Allah'tan ümit eder. Bu onun her zaman diri kalmasına, her gün biraz daha yükselme talihine nail olmasına sebep olur. Eğer biz Hristiyanlar gibi İsa'ya kavuşmakla, İsa'nın kurtuluşuna uğramakla her işi bitirmiş olsaydık ya da Yahudiler gibi
Yahudi olarak doğmak suretiyle işimiz tamamlanmış olsaydı, dünyada hiçbir iyileşmenin vesilesi olamaz. Halbuki dünyadaki bütün iyileşmelerin vesilesi Müslümanlardır. Bugün de böyledir. Yani dünya sistemi dediğimiz o mali hegemonya 1945'ten 1990 yılına kadar bütün dünyayı soğuk savaş diye bir yalanla oyaladı. Yani Sovyetler Birliği bir şekilde Amerika'ya zarar verecek, bu da insanların aleyhine olacak. Öbür taraftan belki Sovyet propagandası, işte zaten Amerika bütün dünyaya zarar veriyor, o halde onunla savaşmak falan filan. Ama bu soğuk savaş yaveleri bitti. Arada çok şey oldu, çok kan döküldü, çok insan harcandı vesaire. Dünya sistemi bugün Müslümanları kendi selametinin vesilesi kılmaya çalışıyor. Yani Üsame Bin Laden sağ mıydı, öldürüldü mü, cart curt, Kaddafi gidecek mi gitmeyecek mi, bütün bunlar tıpkı soğuk savaş sırasında olduğu gibi dünya milletlerini oyalamak gayesiyle sahnelenen kirli oyunlar. Bu kirli oyunlar içinde Türkiye'nin bütün insanlığı sıhhate davet edecek bir imkanı barındırdığını haber vermek üzere İstiklal Marşı Derneği var. İstiklal Marşı Derneği doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın diyor. İstiklal Marşı söylüyor bunu. Biz de İstiklal Marşı Derneği olarak böyle söylendiğini birilerine söylüyoruz. Allah Türklere bir şey vaat etmiş midir? Bunu bir kere netleştirmemiz lazım. İstiklal Marşı bir uydurup bir şiirdir derseniz böyle bir şey yok. Ama İstiklal Marşı Türk varlığının bir senedidir diye düşünürseniz, o zaman doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın ne demek diye düşünmemiz lazım. Yani Allah'ın Türklere vaat ettiği günler var mı? Yok öyle bir şey, diyor Nazım Hikmet. Biz kendi kendimize vaat ettik diyor. Acaba var mı? Yani Allah Türklere bazı günleri vaat etti mi? Bunun üzerinde biraz kafa yorduğumuzda görüyoruz ki Türkler 13. asırda bu toprakları Darülislam haline getirmekle ve İstiklal Harbi'ni vermek suretiyle ikinci defa bu toprakları vatan kılmak suretiyle dünyada Avrupalı milletlerinde, Amerikalı milletlerinde yapmadıkları bir şeyi yaptı. Nedir o? Dayatılmış esasların dışında esaslar olabileceğini dünyaya anlattı, dünyaya gösterdi. Ama çok farklı sebepler ve bilhassa dediğim gibi İstiklal Harbi'ni kaybeden unsurların faaliyetleri bugün bizi bir şeyleri anlamaz hale getirdi. Dikkat edin. Neye dikkat edin? Milli eğitimimiz sürekli olarak yozlaştırılıyor. Biz hangi konuda olursa olsun parlak insanlar yetiştirmeyecek. Hep ezik, şaşkın ve menfaati için eğip bükülen insanlar yetiştiren bir düzeni benimsemek zorunda bırakıldık.
Bunu kim yaptı? Yani bir millet kendi milli eğitimini ifsad eder mi? Etmez. Demek ki bu millete mensup olmadığı halde bu millettenmiş gibi görünenler bu işi yapıyor. Demek ki bazı şeyleri öne almamız, dikkate almamız ve kendi çocuğumuzun ne olacağı konusunu ciddiye almamız gerekiyor. Ha, daha benim çocuğum yok diye düşünenler kendinin ne olacağını düşünsün. Yani dura dura konuşuyorum. Çünkü daha net, daha verimli konuşabilmek için insanlarla beraber iş yapma ruhunu canlı kılmamız gerekiyor. Daha o konuda bir adım bile atamadık. Yani insanlar kısa süren dünya hayatını karizmayı çizdirmeden bitirmeye çalışıyorlar. Başka ne yapılabilir? Bu kimin derdi? Yani Türkiye'de doğmasını istediğiniz şey var mı? Bizler hepimiz dünkü konuşmamda söylediğim gibi Antep'te çözümün bir parçası mıyız yoksa problemin bir parçası mıyız? Çözüm diye bir şeyin olduğunu düşünüyorsak bunun ne olduğunu da ifade etmemiz lazım. Problemin ne olduğunu biliyorsak bunu da ifade etmemiz lazım. Yani şu anda seçim yaklaşırken insanlar işsizlik ve yoksulluğun alt edilmesi gereken kötülükler olduğunu söylüyorlar. Ama acaba işlilik ve zenginlik ne bakımdan iyiymiş? Bunu bize söylüyorlar mı? Yani bir iş sahibi olmak ve bir servet sahibi olmak ne bakımdan iyiymiş? Bunu bize söylüyorlar mı? Hayır, söylemiyorlar. Çünkü bizim işsiz değil de işli olduğumuz takdirde neye çalıştığımız, yoksul değil de zengin olduğumuz takdirde hangi çarkın dönmesine yardımcı olduğumuz, bu söylenmiyor. Bu işte Türkiye'de istiklalin ne manaya geldiğini gizlemek isteyen insanların marifetidir. Türkiye'de istiklal bir manaya geliyor. İstiklal bir manaya geliyor. Ama bu mana bilhassa saklanıyor. Şimdi bu salonun adı ne? Necip Fazıl Kısa Kürek Salonu. Necip Fazıl'ın Türkiye'de en çok sansasyon yapan şiir hangisi? Sakarya. Neden bu şiirin sansasyon yarattığını biliyor musunuz? Neden? Eğer şiir tekniği itibariyle düşünürseniz çok zayıf bir şiir. Akarya, Sakarya böyle bir uydurup bir şey yani. Ama bu şiir bir tek mısra yüzünden Türk edebiyatında yeri doldurulamaz bir şiir. O kafiyelerinden dolayı değil. Ayağa kalk Sakarya diyor. Şimdi ne demek ayağa kalk Sakarya? Bunu hiç düşündünüz mü?
Haçova Meydan Muharebesi'nden beri devreye sokulan Türk siyaseti, yani devletin bozun olup milletin olaya el koyduğu siyaset, resmi ordunun bozguna uğrayıp kafirin önünden kaçtığı, fakat millete mensup unsurların ne pahasına olursa olsun direndiği Haçova Meydan Muharebesi yer yer tekrar edildi. Son örneği Sakarya'dır. Ondan bir öncesi Maraş'tır. Türkiye'de İstiklal Harbi'nin muzafferleri olarak bilinenler sadece rejisörün kadroya aldığı unsurlardan ibaret. Onlar o gün performansta yoktular. Sadece sahneyi oyuncular değil, gerçek insanlar doldurmuştu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde ben nasıl olsa şehit olacağım. Ama şehit olmadan önce mümkün olduğu kadar gavur geberteyim diyen insanlar zaferi kazandılar. Ama onlar toprak oldular. Sonra geriye kalanlar bu üzerinde kazanılan şeyin kaymağını yediler. Ondan sonra kurulan rejim onlara ihanetle işleyen bir rejim oldu. Yani asker kaçakları başka ne? bütün sahtekarlar, ondan sonraki hayatın seçkinleri oldular. Ben yeri geldiğince söylüyorum onu. Yani İstiklal Harbi bittiği zaman herkes, Türkiye'de yaşayan herkes neyin ne olduğunu, kimin de ne olduğunu biliyordu. Onun için Cumhuriyet'in ilk 10 yılı öyle hiçbir şımarıklığın yapılamadığı bir 10 yıldır. İnkılaplar gerçekleşmiştir ama önce Mustafa Kemal Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidiyordu. Ondan sonra da Genelkurmay'a gidiyordu. Birinde Rıfat Börekçi vardı. Sonra 34 yılında Börekçi soyadını aldı. Öbüründe Fevzi Çakmak vardı. Bunların tasdikini aldıktan sonra o inkılaplar harekete ya da gündeme sokuldu. Şimdi bugün geldiğimiz yer bu asker kaçaklarının sahtekarların sanki Türkiye için iyi şeyleri yapanlar onlarmış gibi algılandıkları yerdir. Benim babam 1899 doğumlu, yani Hicri takvime göre 1315'liler. Hey 15'li 15'li Tokat Yolları Taşlı türküsünün konusu olan kuşaktan, hem Birinci Cihan Harbi'ne yani seferberliğe hem de İstiklal Harbi'ne katılmış bir kişidir. Ama benim babam İstiklal Madalyası'nı 1953 ya da 54 yılında aldı. Çünkü Demokrat Parti o zaman İstiklal Harbi'nde askerliğini yapan herkes İstiklal Madalyası hakkına sahiptir diye bir kanun çıkardı. Ondan önce sadece bizzat
yararlılık gösterilmiş olanlara İstiklal Madalyası takılıyordu. Demokrat Parti o kanunu çıkarmadan önce. Sonra ne oldu biliyorsunuz, bunu da defalarca söylediğim için aranızda bilen çoktur. Bir takım insanlar askerlik şubelerine gidip bir nokta koydular. Firar etti yazıyordu askerlik kayıtlarında. Bir nokta koydular, karar etti okundu. Ya. Ve bunlar asker madalyası aldılar. Türkiye'de bu biliniyor. Başka şeyler de biliniyor. Mesela İstanbul'da taksi plakalarının çift olduğunu herkes biliyor. Anadolu yakasında bir plaka varsa artık resmi makamların hangisi yapıyorsa onu, bir tane de aynı plakadan Rumeli yakasında var. Geçen de birisi vapurda anlatıyordu. Ya beni tevkif ettiler diyor. Bizim araba kaza yapmış. Yani kendi arabasının plakasını taşıyan bir araba kaza yapmış. Kendisi değil. Adamı tevkif etmişler. Ondan sonra anlaşılmış o değil. Yani bu normal. Yani biz artık bu ülkede ahlaksızlığın alelade ve geçerli bir şey olduğunu, dürüst insanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini, hele doğru söyleyenlerin, hele de adına İsmet Özel'se mutlaka mahvedilmesi gerektiğini düşünerek yaşayan bir toplum haline geldik. Onun için bizim Maraş'tan başlayarak Antep, Urfa, Adana hattını tahkim etmemiz gerekiyor. Bunu tahkim ettiğimiz zaman hesaba çekilen durumunu tamamen kendimizden uzak tutacağız. Hesap soran pozisyonunu üzerimize alacağız. Diyeyim. Ve size iyi akşamlar dileyim.